أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Evet arkadaşlar, şimdi Resul konu, mevzu sende. Mevzu sende. Şey, Barla 19. Evet abi. Ben mektubat 376'dan ok. Yok. Aynı mektubu orada var mı abi? Aynı var. He? Öbürü vardı ama bir önceki onu da, o da var mı bilmiyorum. Tamam. Kardeşim. 376 mahrem bir suale cevaptır diye. Tamam. Neyse okursun, ben de buradan takip ederim. Aynı var mı yok mu der. Aynı var. Aynı. Peki buyur. Takdim et. Sonra ben de gerektiği şeyi de şey yapacağım. Girir. Birazcık tasavvur bölümü şimdi bir İsa'ya giriyor zaten. Tasavvur. Bir fazla şey yapmadım. Dedim orada Hasan abinin bölümü. Tasavvur mu? O cevabın devamında. He, yani şeydir zaten. Ben sana daha başlamadan söyleyeyim. Hakikat mesleğiyle tasavvuf mesleğini, hakikat ile tasavvuf mesleğini dima yorumlattırıyor. Dima mertebelerine. Kaç tanedir biliyor musunuz o saydıkları? 7 tanedir. 7 tanedir. Marifet değil şuhuttur diyor. Teslim değil imandır. İltizam değil izandır. Tasavvur, tasavvur değil tasdiktir. Tasavvuf değil hakikattır. Dava değil, dava içinde burhandır. Taklit değil, tahkiktir. 7 tane. Dimağda kaç mertebe var? 7. Hakikat İslamiyet kaçtır? 7. Hakikat İslamiyet. Bazı diyeceksin onlar nereden çıktı falan. Kastamonu 199'dan çıkıyor. Tabii mi? 6 tane iman esası. 6. 5 tane İslam esası. Tek. 6 bir daha 7. 190. Ayrılmaz. Diyorlar. Ayrılmaz. He. Dolayısıyla 7. Burada ona göre bak. Dimağın meratibine hakikatla tasavvuf meselesini götürüyor. Onlara onaylattırıyor. Onlara sorduruyor. Nedir bunun neyindesidir diye. Ha? Hadi bakalım. Bunun yeri de çok acayip abi. Normalde bunun başında diyor. 14. sözün ahirine ihlal edilmiş diyor. Ama orayı yazmamış, buraya yazılmış diyor. Bunun önünde de mesela şey var ya abi. Barla'da. İnayetin sırlarını. Tahtisi nimet suretinde ishar ediyor Üstad Hazretleri. Bu mektubattakini mi söylüyorsun? Aynı, burada da aynı yer, orada da var. Onun devamı yani. Ha, öyle mi? Evet. Burunda yani yeri mektubattır ama buraya da alınmış. Alınmış. İnayetten bahsediyor burada. Hı. Ondan sonra inayeti, yani Cenab-ı Hakk'ın inayetini tahtisi nimet suretinde ishar ettikten sonra işte böyle bir mahrem sual çıkıyor ortaya. Bu çok önemli ha. Sıralaması çok acayip burada. Yani. Başı ve sonu çok önemli. Ya sıralaması çok acayip yani abi. İnayetten sonra gelmesi değil evet. mi? Asırına şey. İnayetini ishar ediyor. Tahtisi nimet suretinde. Ondan sonra böyle bir mahrem suale cevaptır diyor. Sual öyle çıkıyor değil mi? Evet. Allah Allah. Peki yedi inayet kaç tanedir? İnayet mi abi? He. İşte 7 tane diyor. 7 sebebini. 7 zaten 7. mesele diyor. 7. mesele, 7. risale, 7 sebep, 7 işaret. Evet. Ayrı bir tevafuk var orada. Hepsi. O da ayrı bir inayet. Evet. 28. Buradaki şeyler de 7. 28. mektubun 7. meselesi. Yani 7. mesele. İnayet-i Seba 7. 7 risale. Zaten Seba. Hı-hı. Ondan sonra burada da 7 tabaka bahsediyor. Evet. O zaman her birisi bir inayetin karşılığı. Evet. Bak her evet. her bir mesela burada diyor ki tasavvur değil. Bir inayetin bir tanesi. Yani burada 7 tanedir. 7 tane sayıyor. Yani marifet değil, teslim değil, iltizam değil. 7. Her bir tane inayet-i sebanın bir tanesine denk geliyor. 7-70'e zaten çokluğu ifade ediyor İslamiyet'te değil mi? Evet, evet. Evet. Ama bunu bilmek lazım. Mesela Besmele'nin 6 tane sırrı var. Niye 7 tane, 5 tane değil? Orada inayet yok o. İnayet meselesi değil. Akaidle alakalıdır o. 6 tane iman esasının açılımıdır o. Sır.
Allah'a iman, peygamber iman. O besmelenin sırrı 6 tane. İnayet yok. Burada inayet var. Kur'an'ın sebesimavat, inayeti gibi. Burada 7 tane şey var. Dimağda 7 mertebe var. Hakikat İslamiyet 7'dir. Burada onları sorgulattırıyor. Çok ilginçtir. 6 tane şey var. İsmi Azam'ın nuru var. İsmi Azam değil, karıştırıyorlar. Şeyde 30. lemada Ferdun Kayyum'un hakemin adı, hakemin adı Kudüs'ün. Bunlar bizim arkadaşlar, bazı arkadaşlar zahirciler şey bilir. İsmi Azam bilir. Hiç alakası yok. İsmi Azam'ın 6 nurunda bir nurudur. İsmi Azam'ın nurudur, ziyası da değil. İsmi Azam değil yani. İsmi Azam nedir? İkinci şu anda söylüyor. Allahu Ehad. Allahu Ehad. Yani zaten başında söylüyor. Yani çok açık söylüyor. Mesela Fert isminin ismi Azam. Neyse devam et. Tam ben şey için söyledim yani. Ufkunuz, tefekkürünüz. Mesela diyelim ki bunu burasını burasıyla izah edersen. Yani küllat açılımları nedir? Biraz nakıs olur. Şimdi yaptığın gibi senin. Bunun başı ne ki böyle bir soru çıktı? Yani bu neyin nesi? Niye çıktı burada? Tamam mı? Bu niye çıktı bu? İnayet-i Seba. 7 tane inayet. Allah'ın yardımı. O izah ettikten sonra 7 mertebede Allah'ın yardımını 7 çerçevede izah ediyor. Sonra 7 tane çekirdek şeklinde bir sual çıkıyor karşımıza. Yani bu risalelerin neşredilme, tahsil edilmesinde yerleri de çok farklı. Tabii onlar de tam yerinde. Evet, ilhamla yapılmış. Peki bunu düz okuyan bir sevgili kardeşim oku diyen şimdi bu Allah Allah bu yer niye bunun sonuna konmuş veya niye başka bir şey niye başında bu? Aynı yer çünkü mektubatta var. Niye buraya konuyor? Konuyor. İşte niye şey sorsa ayrı bir kategorik, ayrı bir meslek çıkar. Ayrı bir meşrep çıkar. Bu risale niye buraya? Mesela o zerre ve ene bahsi, zerre ve eneyi aynı yere niye koymuş? Niye Miraç'tan önce koymuş? 31'den önce. Üstad Hazreti de bizzat kendisi araştırıyor birçok şeyi. Ne, hikmetini aradım diyor. Evet. Birçok yerlerde. Üstad Hazreti kendisi yapıyor zaten bunu Üstad Hazreti. Evet. Devam. Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahremce yazılmış. Burayı eskiden mahremce yazılmış bu inayet sırları. Demek ki vakti gelince. Evet. 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstehsinler unutup yazmamışlar. 14. sözde ne var? İşte depremle alakalı yerler var. O Kur'an-ı Kerim'in mucizesi var ya. Ne var? O Kur'an-ı Kerim 15'te mi 14'te mi? Elif, Ram var ya 14'te. Yani o şeytanla münazara değil yani. Yok. Kur'an-ı Kerim müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısmı diyor, böyle devam ediyor. Yani 14. sözün bir de şeyinde şey var. Sonunda bir soru var ya. Kur'an-ı Kerim mucizatıyla alakalı. 6 günde. Halaka semat ve lardı fi siteteyyam. Yani 6 günde sema ve arz yarattı. Allah için bir an olmaz mı? Niye 6? Diye o var. Bir de depremle alakalı var. Evet. Bu orasıymış ama konulmamış, müdahale edilmiş başka bir güç tarafından buraya konması lazım. Bak öyle diyor zaten. Ama şöyle geçsen 14. sözün ahirinde ilhak edilmişti. Edilmedi. Şey tamam geçti. Bir dakika dur. 14. sözde ne var? Niye oraya ilhak edilmiş konmuştu da müstehsiller nasıl olsunsa çıkartmışlar yani. Yani onu 14. sözü bilmeden gene buna değer veremeyeceksin. Yani öyle langur lungur gidiyoruz yani. Öyle ne gidiyorsun kardeş dur. Bak 14. sözü bir tanımla. Neymiş yani? Ne varmış? Oraya konmuş. Niye müstehsiller unutmuş? Ha unutmuş. Niye İnayet-i Seba 7 tane. Evet. Ekser müstehsinler unutup yazmamışlar. Demek münasip ve layık mevki burasıymış ki gizli kalmış. Layık mevki burasıymış. Yani o yüzden gizli kalmış. Benden sual ediyorsunuz. Hani Kur'an'da da en ilk inen ayet Kur'an'ın en başında olması gerekmiyor mu? Evet. En sonunda. En son tarafı. Birinci şuada. Normalde karni çizgilere baktığımız zaman şu an şuaların başında olması lazım ama insanlar. Birinci şuada tabii. Ve çok ilginçtir. Çok tuhaftır bak ben size söyleyeyim.
Miraç Risalesi, Miraç Risalesi şeyden 16. sözde mi? Yani çoğu risaleden önce yazılmış. 31. söz. Yaz kardeşim 31. söz. Ustadım daha 30 yok. 17 yok. Şunlar 28 yok. Şu yok bu yok. 31. 31. söz. Mesela İkra bismi rabbikellezi halak. Değil mi? Ayeti, yani ilk gelen ayet Kur'an'ın son tarafında. Benim kafama göre olsa Kur'an'ın başına koyardım. İlk gelmiş de sırayla. Ne gelmişse sıraya göre koyardım. O Kur'an'da bu sıra hangi sırrı iktiza ediyor, tazamun ediyorsa Risale'deki diziliş aynı kanundur. Kur'an'da cari olan ne kanun varsa Risale'de de caridir. Meselenin karışmadığını gösteriyor. Evet, yani niçin cari? Kur'an'ın son icaz-ı manevisi olduğundan, son mucize-i manevisi Kur'an'da cari olan bir şey. Mesela icaz var, iyacaz var. Nasif ve mensuh var. Hepsi aynı şeydir. Risale'de de caridir. 10. noktada da diyor da 11. lemada. Bu ayette icazlı bir icaz vardır diyor. Evet, doğru. Yani meyvenin kendisi ayrı bir mucize. Ama o ayrı bir meyveyi, çekirdeği onun içine koyması ayrı bir mucize. Evet. Hani her bir ayete, her bir kelimeye, Kur'an harfine de ayrı bir mucizeli konmuş hurufu mukatta gibi. İlahi bir şifredir diyor hurufu mukatta için. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Diğer müfessirlerin, ariflerin sözlerinde nadiren bulunuyor. Ama bu Risale-i Nur'da her birinde ayrı bir mucizelik var. Her birinde yani. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. Evet. Risale-i Nur'da tesir diyeceksin, mucize demeyeceksin. Evet, Kur'an'da tesir, mucize olur. Tesir. Bunu Kastamonu'da da 11. sayfada deniyor ya. Ne diyor? Ekseri veriler. Makam-ı Ataçık faizleri al diyor. Makamat açık. Ondan sonra al. Heh. Ama Risale-i Nur diyor. Risale-i Nur ise der. Her kim olursan ol. Risale-i Nur. Evet. Risale-i Nur demiyor. Evet, Risale-i Nur abi. Her kim olursan ol. Bak, gör. Yalnız gözünü aç. Evet. Yalnız makama çıkmana gerek yok. Evet. Gözünü aç. Yani akıllı ol ya. Akıllı ol. Menfaatini, zararını bil yani. He. Yalnız gözünü aç. Hakikati müşahede et. Saadeti ebedinin anahtarı olan imanını kurtar. Zaten öbür ariflerin neticesi imanı kurtarmaktı. İman hakikatine ulaşmaktı. Ama burada sadece gözünü açman yetiyor yani. Yani o arif ve kamil insanların tasavvuf ve tarikatı vermesindeki ne yegane şey, emraz-ı kalbi, yani kalbi temizlemek, kalp hastalıklarını temizlemek, yani safi ve katıksız bir iman cevherini elde etmek. İmanı kurtarmak. Bütün zaten meslek ve meşreplerin hakikatleri bu. İşte Risale-i Nur'un baştan sona kadar imanın hakikati. Yani imanı kurtarmaya çalışıyor. Devamında diyor abi, arka sayfaya geçtim, atladım. Hem Risale-i Nur sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders vermez. Ve evliya misullü yalnız kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh vesaire letaifin teavünü yardımıyla ayağıyla hareket ederek evce alaya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişemediği yerlere çıkar, hakaiki imaniyi kör gözüne de gösterir. Evet. Her bir hakikatinde böyle bir tesirat var yani abi. Şimdi felsefe yarım sene kaldı. 4-10-10-10 40 dakika konuştular. Bana çıktı sıra. Sonra bu misali vermiştim. Felsefe eşyayı eşyadan çıkamaz. Mevcudattan. Mesela dedi ya, ayağa ulaşamaz. Bak şimdi. Felsefe bütün ilimleri buna bağlıdır. Yani bütün bu mevcudatı eşya, şu mevcudatı düşünür. Onun üzerine yorumlar yapar.
O zaman bütün felsefi düşüncelerin kaynağı mevcudattır, varlıktır. Varlık anlayışına bağlı. Şimdi bizim bilgilerimiz tam son nihayet budur. Bu. Bunun dışında bir şey yok. Varlığa dahil. Fakat bizim bilgimizin kaynağı budur. Ama bu yapılırken buradan bizim elde ettiğimiz ilim kullanılmamış. Bir daha söylüyorum. Bizim ilmimiz buna bağlı ve bağımlı. Bu çok önemli bir şey ha. Yani benim ilmi, malzemen, dokümanın kaynağı bu. Tıp ilminin kaynağı insan. İnsanı söküp alırsanız insanoğlundan tıp ilmi çöker, yok. Mesela benim buna ait ilmim var. Buna bağımlı. Bunu söküp atarsanız bendeki bilim sıfırlanır, yok olur. Demek ki ilmimin son noktası bu. Benim ilmim bunun yapısından almış. Ama bu yapılırken kullanılan ilim buradan alınan ilme hiç benzemiyor. Onun için felsefe burayı hiç bilemez ezeli olarak. Çok önemli, onun için söyledim. Felsefe evcalaya hemen şu bulunduğu yerde şey yapamaz, uçamaz. Evci alaya uçan Kur'an'ın hakikatlerine geçemez. Niye geçemezini böyle taklit olmasın diye söyledim. Çünkü felsefenin kaynağı, düşünce kaynağı, malzemesi realitedir. Varlığın kaynağı varlıktır. Varlığın dışına çıkamaz. Zaten diyorlar. Ya diyor, bu dinlere şaşırıyoruz diyor ya. Ortada bir hakikat var diyor. Bunu hiç saymadan nasıl bir diyor felsefe düşünce üretiyorsun diyor. Şimdi dinler şudur. Beni buraya taşıyor. Sonra bana diyor ki bak senin ilminin kaynağı burası. Senin ilminin kaynağı burası. Ama bu yapılırken kullanılan arkasındaki şu ilim, bunu yaparken kullandığı ilim senin buradan aldığın ilme hiç benzemiyor. Alakası yok. O zaman felsefe, yani beşeri düşünüş kanadı olmadığından son nihayet eşyadır. Eşeğe kadar uçar. Onun arkasında bunu inşa eden ilme hiç hayali bile geçmez. İşte Risale-i Nur bizi buraya taşımakla buradan öte ileriye götürüyor. Bunu yapan ilme muhatap ediyor. Onun için felsefe ulaşamıyor. Anladınız mı? İlmi tarafı bu. Felsefe takliden, felsefe işte dini meselelerde, Risale-i mevzularına ulaşamaz. Ulaşamamasının hikmetini anlattım. Zaten üstadım diyor yani ben tabiratlarında Kur'an'ın hakikatlerini güzelleştirmedim. Tam tersi. Kur'an'ın hakikatleri benim tabiratlarımı güzelleşti. Tabii. İçini boşaltırsan tabirin hiçbir manası yok ki. Evet. İnsan da öyle. Sen neyi taşıyorsan, hangi sıfatı, ne adına çalışıyorsun, kim adına çalışıyorsun, ona göre değer alıyorsun. Ona göre kutsiyet alıyorsun. Ona göre karşılanıyorsun. Ona göre hürmet görüyorsun. Girdin kabire, salla parti bir adam girdi sokakta. Gel buraya diyecekler. Gel buraya. Otur. Ama sana ne diyecekler? Selamun aleyküm kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Safalar getirdin. Ne var ne yok dünyada. Tamam. Hazır mısın? Niye? Adam gibi muamele etmişsin hayata. Adam gibi muamele göreceksin. Böyledir. Evet. Allah'a davrandığınız gibi Allah da öyle davrandırtacak. Kanun ilahi budur. Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü sair ilimler, sair kitaplar akla bakıyor abi. İşte buraya kadar. Akla bakıyor. Bu şeye benziyor abi şimdi. Felsefe akıla gittiği için abi ihtiyarda mahpus kalmış bu zamanda, hazır zamanda. Ama Kur'an bizi iradeye taşıdığı için geçmiş gelecek maddenin arkasına da götürüyor. Evet. Yoksa bu çok şey güzel. Mükemmel bir şey koydu. Bak şimdi. Allah'ın mahlukiyet itibariyle ihtiyar aslında kaynağı iradedir. Allah'ın subut-i sıfatlarında ihtiyar yoktur. Yoktur. Esma'da var. Allah'ın subut-i sıfatında irade var.
Ondandır merkezde. Şimdi ihtiyar bizi buraya kadar götürür. Buraya götürdükten sonra o yönetici sözde diyor ki cüz ihtiyarımdan vazgeçtim. Diyor. Attı. Attı koydu kenara. Beşerilik ve felsefidir. Yani kaynağı. Sonra bizi irade attı. İrade yani bunu inşa eden arkası. Buradaki varoluşun bizdeki durumu ihtiyar. Bu varlığı meydana getiren subuti sıfat olduğu için ilim, irade, kudret, senbasar. Bunun kaynağı iradedir. Bunun kaynağı ihtiyar olamaz asla. İhtiyar buraya bakar. İhtiyar aklidir. İrade kalbi ve vicdanidir. Doğru. Bir de söyle söylediğini. Felsefe akılda kaldığı için abi ihtiyardan öteye geçemez. İhtiyardan hazır zamana bakıyor. Bak. Mazi müstakbeli yok. Yok. Seçimde de öyle. Ama Kur'an hakikatleri, İslam hakikatleri bizi iradeye taşıyor. İradeden mazi müstakbeli. Cemil. Çok güzel. Komutan bugün de formundasın. Çok hoşuma gitti. Maşallah. Şu şeyi anladınız değil mi şuraya? Bunu birkaç günden beri çok duruyorum üzerinize. Şu benim ilmimin kaynağı bu. Bunu meydana getiren zattaki ilim buna bağımlı değil. Bunu yaparken bunun bilgisi, benim buradan aldığım bilgi ve ilim gibi cinsinden bir ilmi yok. Ona biz varamayacağız hiç. Hiç varamayacağız biz ona. Evet. Ben bu orada ariflerin, müfessirlerinden tesirli dedi ya eserleri. Hı hı. Onlara değindiğimiz zaman da nakil yoluyla gidiyor. Nakil yoluyla gittiği için bu zamanda ekser, şüpheler, tereddütler aklen geliyor. Mantık olarak geldiği için öyle cevap vermek gerekiyor. Yani konferansta üstadını diyor. Bütün hakaiki imani ve İslami diyor. Aklı ve mantık olarak ispat etmeye hazırım diyor orada. Yani aklı ve mantığı kalbi olarak ispat ediyor Risale-i Nur. Risale-i Nur sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri ve tahkiki iman ilimleri başka ilimlere ve mariflere benzemez. Akıldan başka çok letaif-i insanın kut ve gıdalarıdır. Akıldan başka çok letaif-i insanın kut ve gıdalarıdır, nurlarıdır. İnsan sadece akıldan müteşekkil bir varlık olmadığı için akıldan bir sürü hissiyatlar var, latifeler var. Bunları da doyurması lazım. Bunları nasıl doyuracak? İşte oradaki özellik Risale-i Nur'da var. Görünüyor yani bu zamanda. Felsefenin en son noktası, nihayet noktası ben olan ben diyen kaynak akıldır. Onun için ondan sonrasını kabul etmediği için böyle bir hakikatin mevcudatta var olduğunu veya mevcudatın arkasına böyle bir zatın böyle sıfatlarla donatıldığı, donanımlı olduğunu bilemeyecek. Anladınız mı burayı? Yani felsefede en nihayet nokta nedir? Akla gelmektir. Us. Felsefenin tabiriyle us. Ben olan ben, yani benim gömleğim diyen akıldır diyor. Tamam mı? Felsefe, benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım. Benim aklım diyen akıl değil. Aklın arkası olacak. İşte felsefe niçin bu şey yapamıyor? Çünkü felsefe nihai nokta akıldır. O zaman mevcudat akla bakıyorsa mevcudatın başka yönü yoktur ona göre. Niçin yoktur? Akla hitap ediyor. Akıl da son. Başka bir kaynak yok ki. Ama bizde ise akıl dimağın üçüncü mertebesidir. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Akıl. Tasdik, izan, iltizam, itikat, dima, bitti, inaşeye. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Gir kalbe. Latife-i insani, bitir onu. Latife-i insani, bitir. Geç ruha şimdi. Ziyayattır, zişurdur, kanun vücud aracı. Çık oradan. Geç ve mecula. Nuruna geçiyorsun, manasına değil. Yani bu süreç için sende varlığı, o zaman kaynakları da var, karşılıkları da var. Felsefe son nihayet. Yani ben ilmi ölçülerle gidiyorum ama felsefenin ölçüleriyle bilerek söylüyorum. Son nihayet akıldır. Aklın kaynağına ulaşmaktır. O kadar. Ulaştın diyelim ki, bir becerdin. Girsen akılla son gireceğin nokta neresi olur İrfan? Aklın kaynağı? Lef-i mahfuz. Aferin. Lef-i mahfuz. Böyle şey yapınca ben de zevkleniyorum, keyifleniyorum.
Tabii bilerek şey yapıyor. Akıl diyelim ki kendisini inşa etti. Öyle bir formül buldun ki aklın, akılla son noktasını buldun. Aklın son noktasını. Bulduğu nokta lef-i mahfuzdur. Ondan sonra kimler var? Yani, kim var yukarıda? Arş-ı Azam var. Latife-i insaniyeler var, kalp var. Vicdan var. Vicdan hep alemler oralar. Cevherler var. İşte harita işimize yarıyor değil mi şimdi falan? Bunu deyince hayaline geliyor değil mi? Yoksa iş yapamazsın. Ya acayip bir şey ya. Bu misalim unutmayın ha şurayı. Tamam, bunu unutmayın sakın. Bu çok önemli. Bu işin püf noktası. Bunu unutmayacaksınız. Bu çok önemli. Felsefe niçin iflas etmiş? Bunu unutmayacaksınız. Oradan ileri gidemeyin. Yok buradan, burası. Ha? O da kaynağı niye? Bir daha tekrar ediyorum. Benim burayı araştırarak alt ettim, üst ettim, denedim, bilmem ne yaptım, kestim, biçtim. Bütün felsefenin kaynağı düşünce malzemesi mevcudattır. Onun dışında çıkamaz zaten. Ha, bu benim ilmim buna bakarak araştırdım. Benim ilmimin kaynağı, menbaı, yayan, merkez, dalga üstü, deprem üstü burası. Bunu söküp çıkarırsan bendeki ilim söküp atılır, sıfırlanır. Çünkü ilmim kaynağı burasıydı. Mevcudattı yani. Benim kaynak bu. Fakat benim elde etmiş olduğum ilim bu cinsten değil ama bunun yapısından almışım. Ve bu cinsten olsun. Benim ilmim bu cinstendir. Son noktası budur. Daha ileri geçemem. Fakat bunu yaparken, şuradan bunu meydana getirirken, bende olan ilim, bendeki ilim bundan almışım. Buradan doldurmuşum. Ama bu yokken bunu ortaya çıkaran ilim benim buradan aldığım ilim cinsinden değil. Ben varın içinden aldım. Benim ilmimin kaynağı bu. Ama bu yokken yapan ilim benim bundan aldığım ilim cinsinden değil. Onun için felsefenin son noktası budur. Evci alaya uçamaz yani. Şurayı geçemez. Bizde de mantık bu yani. Mantığı söylüyorum. Bizde de başlamıyor. Esma'dan Esma'ya gitmiyor. Evet. Buradan geçiyorsun oraya. İşte buraya kadarki süreç ihtiyar. Buradan sonraki irade. Onun için kafirde irade yoktur. Hayvanlıktır. Hazır zamana bakar. Mazi ve müstakbeli yoktur ihtiyarım. Şimdiki zamana bakar. Bu mu bu mu? O mu şu mu? Onun için ihtiyara mahkum olan, hayvanet duygularının içine giren bir insan mevcut günahla cenneti kıyas edip cenneti tercih edemez. Yatağından kalkıp sabah namazını kılamaz. İhtiyara mahkum olan kılamaz, mümkün değil. Kalkamaz çünkü hazır, rahat, sıcak, yatağın içi sıcak. Kalkacak, soğuk falan, bu irade yapar, ihtiyar yapamaz. İhtiyarın özelliği şuydu, taş mı ciğer mi, hayvanlık. Odun mu çiçek mi? Arı. İhtiyar, irade değildir. Tilki, bu mu şu mu? Tamam. Ondan sonra zaten Deccal'a da şey demiyor, akıl da demiyor ustad. Zeki ve desas diyor. Yahudilere, tilkilere, hayvanlara. Zeki, zeki ve desas. Ya akılın takını, akıl yok. Akıl yok, aklın başına al denilirken bu hitap akla değil. Akıl yok ki başta. Başka bir birime diyor ki aklını başına al denilince akıl yok orada. Akılı kaybetmiş. Kaybetmiş aklı. O bir tabir değil, teşbih değil, tenzih değil yani. Tenzih değil o. Tamam. Evet. Tabirleri bildik mi böyle şeyleri böyle? Oturttuk mu? O zaman düşünce malzememiz oturuyor, daha küllük düşünebiliyoruz. Sualdeyiz abi. Neden tesir bulunuyor? Daha sualda olacağız tabii. Daha bir atif var. Küçük bir paragraf onu okuyacağım abi. Oku. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli, mesaili, ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali, mesaili, imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymetli marif-i ilahiye hükmündedir. Bir oku bakayım. O çok hoşuma gitti de. Demek Kur'an'dan gelen o sözler, hani her bir risale. Nereden okuyorsun? Ha demek, ha. Birinci paragraf. Ha tamam. Kur'an. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli,
mesaili ilmiye değil. Ya işte burası onun için beni çok etkiledi ya. Sırf Risale-i Nur okurken bu burayı inşa etmiyor. Evet. Niye? Çünkü eğer Risale-i Nur kaynağı sırf mevcut eşya olsa tamamen kesinlikle akla hitap eder, dimağa hitap eder. Çünkü mevcut kalbe hitap etmiyor. Burada eser... Basamak oluyor yani. Basamak oluyor. Tabii. Bunun arkasındakileri fark eden kalptir yani. Bu eşeği fark eden akıldır, dimağdır. Zaten basar masnatı görüp basiret saniyeyi görmese diyor. Evet. Çok garip ve çirkin düşer. Çirkin düşer. Evet. Yani buraya kadar dimağdır. Bundan sonra seni öteleri taşıyacak kalptir. Zaten akıl diyor ki benim kanadım yok uçamam diyor. Buraya kadar akıldır. Çok, onun için çok ilgimi çekti. Yani sırf Risale-i Nur'daki mevzular sırf hakaiki ilmiye, akliye falan değil yani. Öğlenin tesiratı azimdir abi. Evet. O püf noktası bu yani. Sırf akıl olsa felsefi gibi bir şey olur. O zaman insan böyle mesela her derste veya ders sonunda veya Kur'an okunurken, Kur'an'da da o, namazda mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin böyle tatlı bir hal olması aklı üstü bir muamele gördüğünü gösteriyor. Akıl üstü bir muamele var. Mesela huzur, rahatlık, ferahlık, inşirah, bast böyle hal akli değil. Akılla izah edemezsin. Niye böyle? Niye izah edemezsin? Akıl üstü taşıdı seni. Yani akıl üstü bir muamele görüyorsun. Akıl olsaydı sırf ölçüler olacak, kap olacaktı tamam. Tak, çak, çıkar. Böyledir yani. Hasan abi peki alimler, bize 18 bin alim geliyor ya. Bu da o şekilde alimi çağırmak bir vesilesi değil midir? Evet. Zemin olmak. Mesela bu tür dersler mesela diyelim ki namaz. Namaz yoksa yok. Mesela durdun. Her namaza durana gelmiyor. Ama her gelen namazda veya salat-ı daimide olanlara. Salat var bir de salat-ı daimi var. Allah salat-ı daimiyededir. Biz salattayız. Mesela her kapıyı vuran açılmıyor. Ama kapı kime açılıyorsa vurandır. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Akıl üstü bir muamele gördüğünü neyi gösteriyor? Hafif böyle aralıyor kendisi. Böyle bir inşirah başlıyor. Ferahlık başlıyor. Bir huzur başlıyor. Bir tatlılık oluyor böyle. Bu nedir? Akıl değil bu artık. Bu senin doğandan değil. Eğer ondan olsaydı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ne olurdu? Namazda ne oluyor? Demek orada bir şey oluyor. Tamam. Hani akıl dışı bir kaynağın sinyali var yani. Bir cihaz var, sinyal aldı diyorsun, tamam mı? Sinyal aldı, cep çekti beni. 18 bin alem. Ne yapıyorsun böyle? Hani namaz durmak şudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ne diyorsun ya? Tamam anladık, vurdun. Ha cevap geliyor. İade-i ziyaret ediyorlar seni. 506'lık sözler. Kapıyı vura vura bu sefer onlar da sana iade-i ziyaret ediyorlar. Cevap geliyor. Akıllı lehv-i mahfuzda kal demiştik ya. Evet kal. Ki o lezzet aldığımızda lehv-i mahfuzun üstünde. Tabii canım. Çünkü aklı değil ki nasıl izah edeceksin? Adam desem ki alim elhamdülillahi rabbil alemin mana mertebesini bildiği için zevk aldı. Benim köylüm avam elhamdülillah rabbil alemin mertek der yani. Amana ağlar böyle. Mesela bir tanesini söyleyeyim sana. Cenazede biz dinliyoruz tabii. Cenaze evindeyiz. Ben konuşmacıyım. Birisi kardeş, Sulamcı kardeş de Kur'an okuyor. Ben denk geldim yani. Okuduğu ayet mirasla alakalı bir ayet. Ben anlıyorum da yani. Mirasla alakalı ayet. Sülüsünden bahsediyor. Babaanneni neler alıyor? Neyle izah edeceksin? Aldı malamızı. Malla ne alakası var yani bu allamayı? Bana izah et. Benim çok tuhafıma gidiyor. Allah Allah. Mesela çocuğun şey var ya çocuğun vefatla alakalı böyle ayetler mesela. O 17. mektupta da var. O ayetler okunuyor. Ben de çok fena duygulandım yani. Çok acayip bir şey oldu. Ama ayeti biliyorum, 17. mektuptaki ayeti koymuş.
Allah Allah ya. Miras hukuku baba ne alıyor? Tamam adam da bir asıldı. Bir vücut da yapıyor. Acayip bir şey ya. Hepimiz ya acayip. Böyle ne de adam eğer mealini okusan tamamen o ruhaniyet gitti. Peki nasıl oluyor bu lezzet? Çünkü diyor ustad bu uslup ifade Kur'an'ın yani bu benim gömlek gibi değil. Bu cansızdır. Ben canlıyım. Uslup libas Kur'an'ın libası diyor. Beşeri libas gibi cansız hissiz değil. Bir derece hakikatine tam sahip değilse de hakikatını taşıyor. O da Kur'an'ın uslubu ifadesi libası diyor. Kendisi hakikatine sahip. Hani bunun gibi canlı ve ruhludur. Onun ikinci şahsiyetinde diyor abi. O haleti. Bak ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. Ya namazda duruyorsun. Şimdi mesela Murat konuşuyor, ders yapıyor. Bir şahsiyet var. Koşturuyor falan şunu. Ona mutfakta gidiyor. Yemek yiyor. Aç bir şahsiyet. Ama biz de bir şahsiyet veriyor. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Allah Allah. Ayrı bir şahsiyet veriliyor sana. Böyle bir tuhaf yani. Nasıl bir şeyse. Bu akıl üstü olduğu için akılla çözemezsin bunu. Çerçeve yapamazsın. İzah et abi. Ben misal verirken bile lezzet alıyorum yani. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Yani Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Ayrı bir zevk alıyorum. Örnek için yapıyorum bunu tamam mı? Tiyatroculuk yapmıyorum. Ama keyif yapıyorum. Bir ayet söyleyeceğim ama bırakamıyorum. Ona devam et gibi geliyor. Okudum ya. Üç tane ayet okudum. Aslında bir tane göstereyim diye yaptım. Ama bunlar da mı gelmiş? Sen de hoş geldin. Sen ne zaman geldin? Seni gördüm ama sen ne neyse. İnsanlık mutluluk arıyor abi o zaman. Muhabbet. Tabii aşk. Canım. Aşk, muhabbet arıyor tabii. Şimdi diyor ya abi Mesnevi Nuvaya Kasem'in sonunda. Felsefe ilimlerinde muhabbet ziyade olur diyor. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde. Oh. Kalp ve ruh hasta olduğu için böyle bir oradan bir muhabbet alamadığı için evet. Akıl kendini felsefeye zorluyor abi. Evet. Ya. Sevemez ki böyle. Sevgi nerede olacak? Karşılıksız sevgi acayip bir şey ya. Allah Allah. Bana dedi bir tanesi dedim ki yapma, etme. Cemaatsiz kalma, tek olma. Yaşayamazsın, nefes alamazsın. Balık susuz yaşayamadık. Bana ne dedi biliyor musun? O sen de var dedi, ben de yok. Ben tek başıma da yaşarım dedi. Hiç unutmuyorum. Bir baktım kendime. Bir gün, iki gün, üçüncü gün dayanamam ben. Güya köye gidiyorum tamam mı böyle? Bu şu şey, sureti çözeceğim, mağaraya kapanacağım. Akşam ister istemez iniyor. Onlar da zaten bırakmıyor ama yani mecbur iniyoruz. Mümkün değil. Muhabbet başka bir şey. Arkadaşlar, biz bu ağaç canlı mı cansız mı, şeftali mi armut mu nasıl anlarız? Görerek, doyarak. Hayır, neticesi. Meyvesi çıkınca. Meyve çıktıktan sonra şeftalisi armut der misiniz? Yaprak çıktıktan sonra ölü der misiniz değil mi? Ha, şimdi biz bir şey yok. Dersteyiz veya namazdayız veya huzurdayız. Bir kitap okuyoruz. Bir hal olmuyor. Hal olmuyor mu Kur'an? Peki ha o zaman yok doldu şimdi. Hangi boyuta girdim ki bu oldu? Bu meyveden bahsediyorum yani. Onun için misali bunu verdim. Yani meyveden kaynağına gidiyor. Bu armutsa canlıdır bu ağaç. Şeftali değildir kesin mi? Ha, ben şimdi huzur alıyorum. Aklını bilmiyor mesela. Halakal insanı min salsalin kel fahar. Bilmez mealini. Niye alıyor? Yani akıl desem akıl lezzet alıyor. Akıl huzur buluyorsa aklı çerçevesi olması lazım. Aklı malzemesi yok ki. Hiçbir şeysi yok. Böyle duruyor. Yani lezzetin, muhabbetin kaynağı akıl olsa aklın malzemesi yok. O zaman madem realite armut vermiş, huzur vermiş, bende huzur var, armut vermiş. O zaman bu ağaç, bu meyve, bu Rahman suresi, meyve, ağaç meyvesi gibi, ağacı kuru değildir ve lahutidir. Beşeri düşünüşten bir şey değil. Niye? Meyvesinden biliyorum. Huzur alıyorum. Keyif oluyor. Tat alıyorum. Bu realitedir, bunu yaşanır. Balı ben sana nasıl anlatayım lezzetini? Yaşanır.
Ama neticesi bu. O zaman ben de gafletteydim, oturuyordum kardeşin yanında. Süleymancı okuyor. Cenaze evindeyiz. Ben biliyorsun da devamlı cenazelerde, düğünlerdeyiz ben gidiyorum. Vallahi ayeti hatırlıyorum yani. Ayeti biliyormuş. Biraz şeyinden girdi. Oradan vecih vucu yapıyor. Biraz hukuk var yani orada. Baktım alıyor yani. İzah et hadi. Ulan beni düşünceye soktu. Ulan ne okuyor? Bir bakayım dedim. Allah Allah. Şu Allah Allah. Baba ne alıyor? Vay be. Sonra ustadın şeyi geliyor. Yani manası ne olursa olsun kılıfı, yani uslubu, libası, Kur'an'a giydirilen libas, uslub, ses, mana, hepsi birbirine girmiş. Buz, su, haşikiyo, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akılcı ve ruhçu ve nur-u Muhammed'i. Aynı yerde, bir yere gitmedim yani. Kur'an'ın ifadelerinde de aynı bütünlük var işte. Bu mertebeler. Bakıyorsun. Bakacağız da söylediğinizi söylüyor abi. Oku, sayfayı söyle. 30. 30. Kezalik diyor, kelamlar iki kısımdır. Bir kısmı ruhlara kut, fikirlere kuvvet verici hakikatlerdir ki tekerrür ettikçe güneşin ziyası gibi ruhlara, fikirlere hayat verir. Hayat verir. Kur'an'ın ayetlerinde öyle bir kısım vardır ki o kuvvetin ruhu hükmünde olup tekerrür ettikçe daha ziyade parlar, hak ve hakikat nurlarını saçar. Ya. Öyle. Öyle bir ruh var ki orada sirayet etmiş. Yani ben şöyle diyeyim, Allah Resulü'nün hırkası ile bizim giydiğimiz hırka bir mi? Osmanlı'nın yaptığı bina cami ile Cumhuriyet döneminde yapılan cami bir mi? Yatak odanla havai ile burası bir mi? Sen yatak odanla ders okuduğun oda bir mi? Ha, demek ki maddeye sirayet var, sirayet dersini yapmıştık. Bu gömleği ben daha temas etmişim, yıkanma değil, yıkanmadan. Zaten sihir büyü bunlarla yapılıyor. Giyilmiş atlet ama yıkanmayacak, tene değecek. Tamam vesaire. Şimdi bu bana temas etmiş mi? Benden sirayet ediyor. Kesinlikle bu böyledir. Neye misal için söyledim? Kur'an'ın uslubuna, fesatına, cezaletine, belagatına, kıraatına da hepsine bütünlük olarak seviyesine göre sirayet etmiş. Lahutilik. Vaciplik ya. Hepsini sirayet etmiş. Mesela bana temas eden atlet daha fazla beni tanımlar. Abi ne demek? Ya bende bir et parçası alınsa, kan alınsa, idrar alınsa, beni tahlil etse içimi taşımaz mı? İçimi dışarıya taşıyor. Sesim, simam da beni taşıyor. Koku da taşıyor. Yani âli bir ruhun kokusu güzel olur. Kusura bakmayın, belki bazı aranızda vardır, yoktur zannediyorum. Leş gibi kokusu olan gitsin, ahlakını düzeltsin. Dişe vuruş ruhtan haber veriyor. Ter mübarektir. Hiçbir şey yoktur. Ama içki içen, şarap içenin teri necisi aynıdır. Büyük abdest gibidir. Onun için otobüste bindiğin zaman adam terliyse yazı falan ona göre şey, affedersin bilmem neye temas eder gibi temas edersin ona. İçki içiyorsa. Ya ne alakası var? Sirayet ediyor demek istiyorum. Nasıl ki benden atılanlar beni tahlilde kullanılıyor. Simam, ses, kokum, idrarım vesaire. Değil mi? Arkadaşlar, Kur'an'ın da dışarıya çıkanı var işte da. Er-Rahman dışarıya çıktı bak. Batını taşıyor. Peki ne demek? Şunu da diyeyim ondan sakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ömründe hiç bunu görmemiş, gözü görmemiş o yazıyı. Bu sesimden Kur'an'ın yazısını hayal edebilir mi? Bir daha söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sesimden ama hiç böyle Kur'an yazısını görmemiş. Yazıyı hayal edebilir mi? Edemez. Ses yazıya benzemez. Mana da sese benzemez. Yani böyle katlanıp gidiyor. Yazı, seste ne kadar fark varsa uslup sese de farklı. Mana ekleyeyim, şey yapayım. Uslup, davranışım, benim mimiklerim, oturuşum, size karşı durumum, kucak vesaire. Bu usluptur. Onun içinde kelam var. İçinde. Kelam. Kelamın içinde bende dima var. Yani dimadaki bilgilerim içine koymuşum. Ben şu anda kelamım illa ifade etmiyor. İçinde var ya. Sonra o dimamın içinde vicdan var. Vicdanımın içinde kalp var. Kalbin içinde ruhun bir kısmı var. Mana kalpten çıktığı zaman diyor. Kalbin bir tarafına kadar. Ondan sonra gitmiyor daha. Kelam
kişinin karakterini gösterir. Kişi dilinin altındadır. Muhakematta kelam diyor nerede ve nasıl terbiye olduğunu ifade ederek, adam dışarıya çıkararak bu adamın karakterinin tipini anlıyoruz. Ses tonundan veya soru sormasından. Onun için yeni gelenlere diyoruz, kardeş nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz falan. Adamın tarihi kronolojisini yazacak halimiz değil. Mahsus soru soruyoruz, ne yapıyor, ne ediyor falan. Ta ki soruma karşı kullandığı tabir veya ifadesi, mimikleri bu adamın karakterini tespit edip tevhid mi yapalım, haşir mi yapalım vesaire. Bu ders yapmak için. Adam çünkü dilinin altına dışarıya çıkarıyorsun. Denizde nasıl balığı çıkartıyorsun? Oltayla çıkartıyorsun. Yediriyorsun ki yiyeyim diye. Evet. Sualdeyiz abi daha. Şeyi bitirmedin ki. Tamam işte orayı yapacağım şimdi. Tamam. Yo. 356'da. Orayı yapacağım zaten. Ha oraya mı? Ben o sözlerle onurla yalnız aklı mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali, mesaili imaniyedir. Doğru. Ne? Belki ektir. Bel kesinlik. Kalbi. Nokta mı var, takke mi var? Takke. Takke var abi. Ne demek? Arasındaki fark söyle bana. Niye böyle ihtiyar bir adam Bediüzzaman'ı öyle nokta koyacağı yerine takke koymuş. Bak iyi bu. Bak böyle takke koymuş. Dağlar kadar fark var şimdi. Yok böyle koymuş. Nokta bu. Gitti takke koymuş. Namaz kılsın diye yaptı onu. Çünkü takkesiz namaz kılmak mekruhtur. Korkan. Dışarıdaki takkeleri takkesin arasında takke. Ha! Aferin. Takke. İmam-ı Şafii sokakta takkesiz dolaşanın ne nikahta ne de mahkemede şahitliğini kabul ediyor. Etmiyor. Ona göre Şafii'seniz, Şafii'seniz takkesiz dolaşanı nikahınıza şahit tutamazsınız orada. Beni ille getirmeniz lazım. Ben takkeli dolaşıyorum. Ama biz de bedava şahit olmayız. Hadi. İmam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı olmaktan. Evet. Şimdi ruhi. Ya acayip bir şey ya. Ben duramıyorum da onun için. Kalbi nasıl diyeyim ya? Bu takkeyle nokta, dağlar kadar fark var. Nasıl demeyeyim ya? Uğraşmışım ben buna. Kalbin içini de dolu diye. Sadece aklı dolu mu? Hem kalbi hem de ruhu öbür latifeleri dolu ya. Az önce Emirdağ'ında dediğimiz gibi abi. Onlar da dolduruyor. Değil. Neyse söyleyeyim. Kalbi nokta koysaydı kalbe dolunan ve kalbin sana yaptırdıkları, kalbine aktardıkların. Yani kalbini inkişaf ettirip ruhunu inkişaf ettirip bize yaptırdıkları yani. Evet. Yasaklardan, tehditlerden. Vesaire. Kalbi takke koyarsan bu Risale-i Nur dersleri bunları aştırarak, bu dediklerimizi aştırarak kalbin zemininden bizi öteye taşıyor. Yani içine girmek. Yani kalbi nokta olsa kalbimize yüklenen. Takke koyduğu için bu yüklenenle kalpten öteye geçmeyi anlatıyor. İçine girmek. İçi yani. Kalbin içi. İç de öteyi. Mesela birinci sözde geçer. İnsani miraç olur. Takke mi var, nokta mı var? Takke var. İnsani miraç olursa insanın, miraçtan insanın yüklendikleri. İnsani denilirse insanın açılımı, insanın seyahat ettiği yer. Yani miracın bana yüklediği nerede? O şey bana miraç oldu, yol oldu. Dağlar kadar fark var. Batı ile doğu arasında fark var. Şimdi sadeleştiren ne yapıyor bunu? Peki, ne olur biraz da benim yerime kendinizi koyun, biraz. Ben nokta ile takke arasındaki bu kadar korkunç farkı meşgul olan bir insan, sadeleştirmeye yaptım şu tepkiyi. Ne olur biraz musama edin ya. İyi ki adam gidip kesmiyorum, değil mi? Yani hissedip zevk ettiğin kadar şey yaparsın, tepki verirsin. Adam günde bir saat okuyor, 15 dakika okuyor. Tamam. Ne var ne yok ya, maç nasıl gitti? Ya sadeleştirmiş. O adam umurunda değil. Filistin yok olmuş, İsrail adamın umurunda olmadığı gibi. Şimdi takke ile, İsmail, takke ile nokta arasındaki farkım, alemimde bu kadar meşgul olan bir insanın, bu incelikleri fark eden insanın, bu cinayeti burada işlenince benim vereceğim tepki normal bir insanın tepkisi gibi mi olur? Elde edilen istifadeye göre olur muhabbet ve tepki.
Bakın aradaki farkı bakın. Şuur, insani miraç olur. Miraçta insanın yüklendikleri. Takke koyarsanız insanın şey var ya çekirdeği. Ruznamedir, takvimdir, asin takvim. Açılınca insana miraç olur. İnsanın açılımı. Yani derisinin üzerinde post olur ya. İnsan çekirdeğini açın, miraç olur. Onu diyor. Postu açın, namaz kılarsınız hayvanın postunu. Yoksa adama sararsınız. Yani bir ağacın meyvesini yersiniz, insani miraç olur, meyveyi yedi. Ama meyvenin çekirdeğiyle ağaç yaptın, ağaç imal ettin. Bu. Yani o kadar fark var. Kalbi deyince, kalbin bize kazandırdıkları değil, yükleyebilir. Kalbe taşınıyorsun, kalp seni bir yere götürüyor. Kalbe ait mi oluyor? Evet. Kalbin son noktası neresi kaynak? Arştır abi. Arştır. Bugün güzellikler var sende bakıyorum. Burak mı oluyor abi o zaman? He? Bize Burak mı oluyor? Burak oluyor. Peki, Burak ile şey arasında ne fark var o ki sordun? Refref. Neyse o da kalsın diyorsun. Miraç nerede nereye kadardı? Abi şimdi o zaman refref İsra kısmını, Burak Miraç kısmını karşılıyor. Bana bak. Senin çarşamba dersin var mı senin? Var abi. Ne vardı? Ne çalışıyorsun? Meseleyi devam edeceğiz. Kışırdayız. Tamam. Abi. Bir de o zaman refrefle Burak sen bir de olsun. Sen bunu bununla bir şey yap. Olur abi. Tamam. Şey Emre'ye de söyleyin. Çok acayip, çok hoşsun. Herkesin benim de hoşuma gitti. Fesat yaptı ya ders. Cezalet yapacakmış. Onu da 6 ay mı? Ancak sırası 6 aya gelir. Çarşamba günü herkes batıya yapamaz. En az 6 ay değil mi şey İrfan? Evet abi. Sıran gelmesi için 6 ay lazım. Şey onu unutmayın. Ha hatırıma geldi. Cezalet. Onu yaz. Cezalet dersi araştırmasını yapacak. 6 ay mühlet ona. Cezalet. Ama fesatı çok güzel yaptı ya. Beni mest etti ya. Harun şeyi yapmış. Hayal ile tahayyül. Ya bir tuhaf ya bunlar ya. Ya bunlar neredeydi ya bu adamlar? Dersini bozduk öldük ama. Ben de delilimi ver ya. Ne tıplık var böyle. Fesat da belagatı aynı biliyorduk. Cezalet, cezalet, fesat, belagat. Dağlar kadar fark var. Dağlar kadar. Ve fesahat, onun eşi, Mahmud Efendi cemaatinde hoca, araştırmış. Onlar kendi dünyalarındaki araştırdıkları bir... Fesahat pek kitaplarda yok. Birkaç yerde bir tanesi lügat manası veriyor. Fesahatın incelenip böyle bir ifade, bir bab yapılması yokmuş. Çünkü o kendisinin bilgisi değil o. Çünkü o, anladın mı? Kim... Adam konuşunca anlarım bunun imali mi? Ders yapsın tamam mı? Ders yapsın. Kürsüye otursun daha Risale-i Nur'a böyle otursun. O adam okuyacağı derse hakimi değil mi? Allah'ın izniyle anlar. İmişim o. Okurken falan arada verdiği misaller vesaire bunun imalat hanesinden mi çıkmış yoksa taklit mi diyor. O da anlaşılıyor. Tamam, anlaşılıyor. Hadi bakalım. Bir şey kalbi dedik sonra. Ruhi. Ruhi dur. Nokta var mı? Takke var. Bu aslında muzakere yapmak zor değil. Ama çok güzel bir sis taşınma. Ufkunuzu, tefekkürünüzü yapmak istiyorum. Bunu düşün. Ruhu derken ruhsallık değil, ruhun içeriği. Mesela şuur-i imani koyarsan imanı sana yaptırdığı, getirdikleri güzellikleri. Yani güzel hoşlar. Ama şuur-i imani takke koyarsan imanı bana yaptırdıkları güzellikleri değil, bunlarla imanın içine giriyorsun. İman canlıdır, çocuk gibi büyür, küçülür, ölür, ölmez. Akıllıdır iman, şuurludur. Tamam mı? Şuurludur. Şuur var, bir şey var, seni tanır, seni bilir. O ne haber Resul'dur? Zatının nuru değil mi iman? Esma içine almış, sıfat içine almış. Zatı sıfat almış, şuunatı almış. İman diyor, zatının bir nurudur. İşaret edeceğiz şey 42. Peki iman seni tanımayacak öyle mi? İman seni tanır, akıllı. Okuduğun Kur'an kabirde diyecek ki ben bunu bırakmam, bu beni bırakmadı ki. Beni Kur'an bırakır mı kabirde ya? Ben onu hiç bırakmadım ki. İkiz kardeş değil mi? İkiz kardeş diyor ha. Ben onu bırakmadım ki.
Sizi hiç endişeniz olmasın. Neyi bırakmıyorsanız o sizin arkadaşınızdır. Hiç endişe etme. Hiç yani sürprizlik yok kabirde. Yaşadığın gibidir. Kabirdeki münker nekir sorusu yok. O soru değil o. Yazılıyı sana bildiriyor. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriliyor. Aldığın notu sana söylüyorlar. Soru burada soruluyor. Geliyor açık saçık. Geliyor televizyon. Geliyor ders maç. Çatışıyor. Maç mı ders mi? Soru soruldu. Ha ders dedin. Orada öyle yazıldı. Aferin lan sana münker nekir diyor. Maçta ders çatıştı. Dersi tercih ettin lan. Güzel. Not. Karnı alır gibi. Tabii canım. Orada yazılı okunuyor. Soru burada soruluyor. Cevap da burada alınıyor. Orada sana takdim ediyorlar. Öyle değil. Senin zaten böyle, hadiste şöyle geçiyor. Senin zaten böyle diyeceğini biz biliyorduk. Yani kaşılama bir metodu ya. Kırmızı halı seriliyorlar. Gel ha böyle ne var ne yok. Bir tanışalım. Yani ezeli ve ebedi aleme ürkekliğimizi kaldırıyor. Münker mekir. Kabrimi genişlettiler, nurlandırlar diyor. Soğuk karanlıklar. Demiyor mu işte hani? Soğuk karanlıklar diyor. Ya arkadaşlar münker mekir öyle bildiğiniz gibi değil. Ezeli ve ebedi bir alemde bir ürkekliğim var. İlk defa öleceğiz. Öleniniz var mı daha önce? Yok. İlk defa öleceğiz. E şimdi endişe etmeyecek miyiz ya? Kabirde girdik kimse bizi karşılamıyor. Gittin en saray. Seni başbakan çağırdı. Gittin kapıda kimse yok. İçeri girdin hiç kimse yok. Endişe etmez misin ya? Fabrikaya girdin fabrikaya. İşe girdin. Her ay maaş alıyorsun ama kimse sana iş vermiyor. Orada aylak aylak dolaşıyorsun herkes işte. Sen sıkılmaz mısın? Bu bir hakaret değil mi? Sana maaş veriyorlar ama iş vermiyorlar. Dünyada Allah sana maaş verse ama iş vermesi. Hakarettir insana ya. Bir örnek veriyorum. Ben bir hayal et. Fabrikaya girdin işe. Herkes tezgahta çalışıyor. Herkes kartla parasını veya muhasebede maaşını alıyor. Sen de alıyorsun ama senin işin şu aylak. Hiçbir iş yok. Şey diyorsun müdüre vesaire şefe. Ya bana bir iş. Ses yok. Ya müdür bey benim işim. Ses yok. Ama kimse de seni işten atmıyor. Aylak. Sıkılır mısın sıkılmaz mısın? İşte namazsız adam bu dünyada böyledir. Maaş alıyor. İş vermiyorlar. Böyle bir hakarettir. İnsanlar dokunur ya. Ha, şimdi ezeli ve ebedi alem ve kabirden başlamıyor mu? Allah adına seni birisi karşılayacak da. Ne desin? Ne var ne yok ya nasılsın ya? Çay içer misin? Kahve verelim falan. Bir oraya uygun bir şey diyecek de sana alıştıracak. Ne var nasılsın iyi misin? Niye hesap soruyor? Yaptığın iyilikleri sana anlatıyor ki güven olsun korkma ya diyor. Onların ne korkun vardır ne de endişe vardır diyor. Onlar hüzünlenmeyecekler diyor. Onlar korkmayacaklardır. Öyle demiyor mu ayette? Onlar ne hüzün vardır ne korku vardır. Peki niye şey? Ya yazılıyı sana veriyor. Bu notu almışsın. Sen endişe etme. Bundan sonra böyle gideceksin. Ben seni karşıladım kardeş kabirde. Kimse karşılamazsa. Korkar mı ya? Vallahi deseler ki mükemmel kalksın. Vallahi kalkmazsın ya. Ben ne yapacağım orada? Kim karşılayacak beni? Ondan sonra alıyorlar beni. Tamam. Gel kardeş. Hadi gel gidiyoruz. Gidelim. Aşağıya doğru götürüyor. Birinci kata geldi. Kim o? Ben falanca. Azrail Aleyhisselam da. Azrail Aleyhisselam. Tek misin? Hayır. Kim var? Felancanın oğlu Hasan. Ha. Dur bir bakayım. Katalogda var mı? Bunun giriş şifresi var mı? İşte en korkunç ölüm orada. Bu ölüm bir şey değil ki. O kapı açılmadı mı hiç şansın yok. Ondan sonra diyelim ki açılmadı. Burada ismin yoktu hadi tutuyorlar aşağıya. Esfele doğru. Birinci kapıya gidiliyor. Var ismi diyor geçiyor. İkinci kapı var hiç geçiyor. Dibe doğru gidiyor. Ama onu çok iyi biliyorsun. Birinci kapı. Bu ölüm bir şey değil ki kardeş. Şu bir şey değil ki. Burada geçiyor. Oradan alıyorlar. Kim var? Ya Azrail. Peygamber ya o da. Meleklerin peygamberi. Ya Hasan var. Kim o Hasan? Falanca falanca. Dur bir dakika bakalım izni var mı? Burada bilgisayara düştü mü? Falanca gelecek alın. Davetiyesi var mı? Var mı patrondan? Kainatın patronundan var mı ittiması? İzni var mı? Ooo kainatın patronundan var var hemen al onu bekletme. Tak işte ölüm orada işte. Ölüm o. Kabirde kafayı perdeye vurur var ya. Aslında böyle tanımladılar onu. O bir kapı açıldı mı tamam. Ezeli ve ebedi sen kurtardın. Ne haşir mi? Haşir maşir hepsi orada bitiyor zaten. Ama orada kainatın patronunun izni yok. Ekrana düşmedi. Vallahi şansın yok. Ezeli ve ebedi. Çok kötü.
kainatın patronuna, tabiri caizse tövbe estağfurullah metsupluma verin sahibine. Tamam mı? Şeyin varsa hiç. Allah ile. Ya abi ne yapacağız? Allah bizi. Allah bu dünyada sevip sevmediğini sana gösteriyor. Bugün derstesiniz. Allah sizi nefret eder mi? Tövbe estağfurullah. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bunu seviyor mu sevmiyor mu? Tamam, demek ki seni seviyor. Hadi bakalım. Evet, ruhi dedik abi. Hali ha, hali var. Hali. Bak şimdi. Allah aşkına vallahi ben iyi çekmiyor biliyordum. A çekiyor biliyordum. Onun için bak ikisi de çok ilk defa ilgimi çekti. Kader neydi? Hali ve vicdani. Hali ve vicdanidir. Bakın bakalım orada nesi var? Bir açın hale. Hali çekiyor abi. Hangisi çekiyor? İkisi de abi. Şu kaderde. Kaderi aç. Kaderde yemesin abi. Kaderde mi nasıl çabuk açtın? Birinci mepas. Evet abi, abi size çekiyor. Allah aşkına. Müjdeler olsun. Çok güzel. Ben sif iyi çekiyordu. A da mı çekiyor? Çok güzel. Ait. Kaderin tamamen hedefinde insan olduğu. Nasıl çıktı şimdi? Burada ilgimi çekti. Allah Allah. Hali ve vicdanidir diyor. Kaderde inkişaf ederse hali ve vicdanımız inkişaf eder. Amentu billahi. Allah'a iman. İlim yaptık. Allah'ın subuti, esma ve safirinden detayını öğrendik. Allah bizim dışımızda bir şey öğrendin. Allah'a iman artarsa Allah bizim dışımızda bir şey öğrendin. Ve melaiketi bizim dışımızda birisi. Ve kütübi bizim dışımızda. Ve resulihi bizim dışımızda. Ve yevmilah bizim dışımızda. Peki kaderde kim? Ve kader kim? Hedefte insan. Ben sırf oyun için heyecanlandım. İyi çekiyor zannediyordum ya. Kaderde demek A da çekiyor ha. A çekince ne oluyor ki abi? Dört ders yaptık hali. Bir de yapmam lazım. A'yı bilmiyordum. Zaten nihayet hududunu gösteriyormuş. İman ve İslamiyet'in abi. Evet. Hali ve vicdani. Nihayet hududunu gösteriyor. Vay be. Allah. Nihayet hududunu gösteriyor. A da çekiyor ya. Vay be. Üf. Elhamdülillah. Tamam, oraya girmeyelim. Evet, pek yüksek ve kıymetdar marifi ilahiye hükmündedir. Mesail-i İmani okudun mu? Ha, Mesail-i İmani oraya okudun. Ha, tamam. Kusura bakma, tamam. Pek yüksek, ne, bir dakika, ne okudun? Pek yüksek ve kıymetdar marifi ilahiye Allah Allah. Hükmündedir. Marifi ilahi ne demek? Okuduk da biliyor. Yani. Hepimiz bilir. Marif ilahi kimse lügata bakmaz. Ne demek marif? Cenab-ı Hak bizi Cenab-ı Hak'a götüren marifetler. Marifetullah nedir ki? Zihne bakan. Marifetullah nurcular için efsane olan bir ders var. Efsane. 10. nota. 10. nota bilmezse marif ilahi o zaman. Marifet saniye gider. Ya. Ne güzel bir şey ya. Ne güzel bir meslek ya. Risale-i Nur kafama yatıyor vallahi ya. Yani ya inan ha, o kadar harika ki, tak tak tak, oradan oraya çak, kupa mutlu ediyorsun. Yani marif ilahi, sudur, sonra, sudur, marifet, marifetin içinde ne var? Ya karpuz gibi düşünün, yaralım şu marifetiyle, gir içine, su, su, hava, nur. Bazen kabak, kabak çıkıyor abi karpuzlar. Kabak çıkıyor, bizim gibi adamdan oluyor. Hıyar çıkıyor, hıyar. Hıyar hayır demek. Yanlış karpuz. Allah Allah. Peki marifetullah neyin dışa vur şey eylemsel dışa vuruşu? İçine geç. Zihnin. Zihnin beri tabanı nedir? Dimağ. Aferin. Dimağın bütünlüğü vicdandaki karşılığı zihin. Zihin de kendisini dışarıda marifetullah olarak gösterir. Peki, imana bak nasıl geçeceğiz? Marifetullah dışarıda olduğunu nasıl gözükür? El-hubbu fillah vel-buzu fillah. Amele hiç bakma. Sabaha kadar namaz kıl, gündüz oruçta ol, kafirin yanında ol, kafirsin. Hem de katıksız. Çünkü bunu gösteren budur. Amel, imanda şey, ölçü değil. Çünkü amel imanın esasından değil, şartı değil. Ama itikat amelin şartıdır. İtikat şarttır. Ne olursa olsun. Onun için imanı kurtarmak. Vay be. Tamam.
Bugün şey yaptı beni ya, hali çok etkili. Çok güzel abi. Nerede? Halet yaptı sizden. Hali, demek, halet evet, halet hali. Demek hakayık Kur'aniyeden tereşe eden nurlar. Nereden okuyorsun şimdi? O 56'nın sonuna doğru abi. Ha öyle mi? Ben oldu bildiğim yani. Yani bu okuduğumuz yerleri niye okuyoruz abi? Yani bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. Evet, keşke bugünkü ders olmasaydı. Bu okuduklarımızdan dolayı tesir bulunuyor Risale-i Nur'un her bir hakikatinde, sözlerinde. Bak şimdi, taassuple mi söyledi? Bize oku, söyler misin onu? Her bir? Yani her bir Risale'deki hakikatlerde, kitaplarında, eserlerinde tesir bulunuyor bu söylediklerimizden dolayı. Evet, yani niçin? Amene Resulü de geçiyor ya Meyve Risalesi'nde. Bir hakaik imaniye, beş tanesinin iman esasını kabul ettim. Bir tanesine biraz inanamıyorum. Hepsi götürür ya. Yani iman esasları bize hitap edilirken anlamamız için detaylanmış altı tane. Aslında mahiyette detay yoktur. Tek bir şeydir. Yani şöyle diyeyim. Çekirdek tektir. Yapraktır, kokudur, meyvedir, daldır, budaktır, kütüktür, fiziktir, kimyadır. Detay. Çekirdekte böyle şey var mı? İnsan da böyle bir çekirdeğe benziyor işte. Yani detayı anlamak için konmuş. Allah'a iman, peygambere iman, meleklere iman. Bütünlüğü öyle. Şimdi Risale-i Nur'da böyle, niçin böyle kalbi, ruhu böyle camidir? Apostrof koyarak, takya koyarak manayı değiştiriyor. Yani seni ötelere taşıyor. Mesela apostrof koymadan tamam, sana yaptığı katkılardan bahsediyor. Apostrofu gördüğün zaman bu sistemin taşındığı yer. Yani şöyle diyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca gitti geldi, müjde değil mi bizim için? O kapı açık. Peygamber aleyhissalatü vesselam getirdiği bilgilerle yüklenirsen senin neler olur? Bu şuur imanidir. Miracidir. İnsani miraç, bu nokta. Bu hemhal oldu, hali ve vicdanı oldu. Bununla bizde bir inkişafat oluyor, açılıyor. O da insani miraç olur. İnsaniyi çekiyor bu sefer. Yani senle, senin sistemin sana bir yol oluyor, bir yere açıyor. Seni bir yere taşıyor. Seni inşa ediyor başka, bir yere seni taşıyor başka. Taşınıyorsun yani. Abi nasıl oluyor ya? Hani bir tanesi dedi, gir içeriye, gömlektir, atlettir falan. Abi içeride böbrekten başka bir şey yok diyor. Aferin lan dedim, doğru söyledi adam. Adam bir tane söyledi. Şimdi hal ne demek? Ya hal işte, gördüğün gibi hal işte. Böyle bir şey oluyor işte. İçeride inkılaplar oluyor. Ondan sonra biraz da böyle latifleşirsen biraz daha böyle ruhu cesedine galipse ruhu da götürüyorsun. Şey cesedi. Ben böyle insanı biliyorum. Gündüz ortası geylanı alıp götürüyordu, geziyorduk diyor. Yalan mı söylüyor Hüsra? Ama bakarsın deli dülü bir adam dersin. Ooo yapar böyle. Hüsra abi çoban mısın sen? Çobanım dedi senin gibi. Abi ne özelliğin var dedim ya senin. Senin gibi adamı ben buraya getirdiğime göre daha ne özellik arıyorsun ben dedi. Tamam abi dedim, eyvallah dedim. Hoş geldin falan böyle. Ulan de çoban mısın sen? Çobanım dedi. Dedim kusurun kim? Senin gibi adam buraya getirdiğime göre dedi. Bayağı bir iyi çobanım dedi. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Tam akıllı bize denk gelmemiş pek Allah'ın hikmeti ya. Tamam mı? Şurayı da okuyun abi. Ya, neresi? Ya, bugün cevaba geçemeyiz yani. 357'de buldular. Ha 357'ye mi geçeyim? Evet. O birinci misal değil ya orada. Baş tarafını okuyacağım. Ha oku. Tamam cevaba geçmeli. Kendim 10 değil, 100 değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatim gelmiş ki sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar. Sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar. Aklıma ders verdiği gibi. Bak hiç takke falan yok. Yani aklın içerisini yapılandırıyor. Hı. Aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor. Bak. Kalpte de şey yok. Nokta, küllah yok. İçeri inşa ediyor onun için. Seni bir yere taşımak için değil. Buraya inşaat yapıyor. Kalbe imanı haletleri inşa ediyor abi. İçini dolduruyor abi. İçini dolduruyor. Buradaki haliyet abi. He? Burada hal burada iyisinde şey yok. Bak görüyor musun? Az önce kendisi halde bu
o haletleri kazanıyorsun. Evet, kazanıyorsun. Kazanırken kullanılmaz takke. Bu götürüyor yani ama bizzat kendisi. Evet. Ya. Ruhuma iman zevki veriyor hakeza. Allah Allah. Ruhani lezzeti yani, lezzeti ruhaniye. Okuduğumuz abi sualdi şu ana kadar. Sualimiz neydi? Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde daha nadiren bulunur. Bazen bir satırda, bir sayfede kadar, bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. Risale-i'nin her bir satırında ve her bir kitabında bu tesirat vardır. Niçin? Her paragrafı, bir paragraf okursan hakiki imanede inkişaf eder. Sebebi Mevve Risalesi'ndeki o bir diyor imanın cüzünün bir tanesini inkar etsen. Niye hepsini inkar et? Çünkü bize ifade edilirken kader, melaike, kitapları yani detay gibi gözüküyor. Aslında batında tektir. Bir ucunu inkar etmek şey sanki çekirdeği iğne batırdın. Ya abi ne yaptım ya? Çekirdeği batırdın. Var olabilecek ağacı yok ettin. Öyle değil mi? Bir iğne batırmak koca 300 bin ton veya 100 bin tonluk o çınar ağacını gelecek yok etmiş olmuyor musun? İşte hakaiki maniye bir bütündür ama insan bu bütünü anlamaz. Tamam mı? Şey diyor hakikat noktadır, cahilleri çoğalttı diyor Hazreti Ali'dir. Diyor, değil mi? Dolayısıyla bizim için o altıya ayrılmış. İçi. Mesela altı da öyle. Ağaçın, ağaçtır, çiçektir, yapraktır, meyvedir, kokudur, tattır. Tamam mı? Altı tane unsur. Ama yani abi bir parçayı bilmezse ne olur? İğnenin bir parçasına ya abi ortaya mı ben bastım? Yok. Çekirdeğin bir kenarına böyle iğne soktum. Neresine sokarsan sok. Çekirdeğin neresine sokarsan sok. Ortaya sokmuş gibi ikisi. Aynı kanuniyeti ikinci lemada kullanıyor. Yani her bir günahta küfre giden bir yol var. Yol var. Kendisi küfür değil ama küfre götüren bir yol oluyor her, evet, bir günah. Her bir günah. Normal günkar yani ya tabi ya hangi zamandayız ya ne günah kardeşim dedi bitti işte. Ama adam mehanesi var her türlü melanet işliyor. Dese ki Allah bizi affetsin ya hakikaten zar durumda. Bu halis bir imanı var. Mehane çalıştırıyor. Bilmem ne çalıştırıyor. Allah lanet etsin ya nereden bunu şey yaptı beğenmiyor yani. Ya düştük işte ya falan. Ya diyor ona halis ona kurban olur mu onun imanına. Ötekisi ise öyle bir şey çalıştırmıyor. Oo hangi zamandayız canım? O günah bu günah. Olur mu canım? Neresi günah dedi. Halis kıpkırmızı kafir bu. Zaten bana diyorlar ki sen çok sert. Ne serti ya ben şeriatı Allah adına ben karar verme hakkım mı var? Aldırış etmese diyor imandan hissesi olmadığına delil diyor. Günlük ya günahları işleyip istiğfar etmemek onun imandan hissesi olmadığına delildir. Nerede geçiyor bu cümle söylediğim? Emirdağ 2. 103. Ya. Peki, burada kalalım. Sonra bunu o dersimizin şeyi yarın burada şimdi. Yarın cevaba geçeceğiz abi. Bugün yarın cevabı. Sonra işte Risale-i Nur zaten sorusu cevaptır. İstersen ben bir tane örnek vereyim. Bir, 16. sözün başındaki söze bakın. Suale bak. Allah aşkına 24. mektubun başındaki suale bakın. Soru cevap değilse gelin parmağımı gözüme sokun. Soru cevaptır. 24. mektubun başı. Güya soru soruyor. O soruyu sormak için ustad lazım. E şimdi soru muydu şimdi bu? Kimdi? Cevap sorunun içinde yani. Tabii canım. Her cevap da diyor zaten. Her cevap güzel bir cevaptır. Hangisiydi? Mektubatta mı şey mi? Yok abi. Hayır, az önceki dersimizin devamı abi. O 9'un şeyinde diyor. Her cevap. Bugün yaptığımız yer abi. Öyle mi ya? Bir dakika neresi? Sayfayı söylesene. 19 abi. Ne 19'u? Pardon. 373 ha. 70. 70 mi? Dur. 73 miydi o? Senin dediğin. Mektubattaki yer. El cevap. Güzel bir cevaptır. Hiç ilgimi çekmemişti. Allah Allah. Kışır yok. Güzel bir cevaptır. Ulan siz de delisiniz ya. Ben demedim mi takılmayın bana. Çok güzel. Aferin lan. Güzel bir cevaptır. Daha bir şey demedin ki cevaptır dedin. Sorunun içinde cevap. Daha bir şey demedik ki. Sonunda diyebilir. Tamam arkadaşlar ha. Ne güzel cevap oldu. Daha soru soruldu. Sorunun dibinde ne güzel güzel bir cevaptır. Bundan sonra. Peki İnayet-i Seba'nın sonuna konmuş. Dersten sonra gelenler. Onu da bir de arkadaşlarla mutala edin. O çok önemlidir. Bu İnayet-i Seba'nın sonunda bu soru konmuş. İnayet-i Seba 7'dir. 7 inayettir. Ve burada şeyin izah ederken 7'dir. Marifet değil 1.
teslim değil 2, iltizam değil 3, tasavvur değil 4, tasavvuf değil 5, dava değil 6, taklit değil 7. İnayet-i Seba'nın 7'sini burada hulasa etti. Her bir saydığımı, şurada saydığımı İnayet-i Seba'nın bir tanesidir, izahıdır. Öyle rastgele konmamış. Olmaz tamam. Risale-i Nur gazete gibi okumayın. Adam gibi okuyun. Adam gibi adam muamele görürsünüz. Adam oluruz inşallah. Allah bizi Allah adam etsin inşallah. Ve ahir davahum. O sen Fatiha'nı sen çek. Allah razı olsun Fatiha.